Benim annem zaten melek gibidir. Bu neden bu kadar büyütüldü? Bir de baktı ya geliyor mu diye. Füso, önden çıktık. Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün salı sabahı ve Mete ile evin etrafını dolaşmak için çıktık. Onun peşinden gidiyorum. Nereye gitmek isterse artık peşinden koşturtturuyor beni. Yürümüyoruz da. Nedense hep koşuyor. Böyle sanki otobüsü kaçırıyormuş gibi koşuyor böyle. O kadar komiğime gidiyor ki. Oğlum niye yürümüyoruz? Sakin sakin. Kapat aşkım. Kapat. Aferin. Bunları tıkıştırmışsın yine. Mete'ye kahvaltı yapıyorum. Bir tane yumurta haşlıyorum. Şurada birazcık karpuz, kavun, salatalık, bu elma, armut ve üzüm pekmezi, böyle karışık bir pekmez. Ekmeğin üzerine yumurta olsun. Sonra yer. Sonra da yatacak. Bekleyelim biraz da. Mete uyuyor. Bu arada biz bu sefer farklı bir baby phone aldık. Eski kaybolan baby phone işte Luvion'du. Bu Alekto. Bu da çok güzel. Bunun ekranı daha büyük. Daha parlak. Aslında bunu daha çok beğendim. Neden hep yani bir kere diğerini almıştık. Ondan öyle gidiyorduk. Ama bunun daha iyi aslında. Kamera görüntüsü daha iyi. Mete uyurken ben de bir önceki vlogun yorumlarını cevaplıyordum, beğeniyordum. Ve farkına vardım. Çoğu izleyiciler işte neden biz İstanbul'a uğramadık, neden kayvalimin yanına gitmediğimizi yazmış. O yüzden böyle bir açıklık getireyim dedim, işte biz neden şimdi İstanbul'a gitmedik, neden kayvalime uğramadan işte eve geldik falan diye. Bir açık aslında anlattım ama sanırım her izleyici her vlogu izlemiyor. İşte birkaç vlog atladıysanız eğer o zaman hani birden böyle ne oluyor falan gibi gelebilir bazı izleyicilere. Ya da böyle vlogları atlayarak izleyenler varsa eğer. Şimdi neyden bahsettiğimi bilmeyenler bir önceki vlogu izlerse eğer her şeyi çok daha net anlayacaktır. O yüzden o kısmına girmeyeceğim şimdi. Bu tatili biz paket olarak satın aldık. Yani hem otel hem uçak gidiş geliş bir paket olarak satın aldık. Çocuklar biliyorsunuz 2 senedir koronadan dolayı tatile gidemediler. Biz de gidemedik. Tatil vlogları izlediyseniz eğer heyecandan çıldırıyorlardı. Çok da eğlendiler bir hafta boyunca. Yani biz zaten hani vlogları izliyorsanız eğer bizim yaptığımız çoğu şey hep çocuklar üzeri. Yani Danimarka'ya gittik, onu da çocuklar için gittik. Hani Legoland'a falan gittik. Hani bizim Legoland'da ne işimiz var? Hep çocuklar için yani. Bizim yaptığımız çoğu şey çocuklarımız için yapıyoruz. Benim tatil tercihim çok farklı olurdu. Ben öyle resort tatilleri aslında hiç sevmiyorum. Hangi uçak? Saat kaçta gidiyoruz? Saat kaçta geliyoruz? İşte transfer saatleri, onlar hepsi ona ait. Onlar her şeyi böyle onlar yapıyorlar, organize ediyorlar. Yok ben bir haftayı bir de ekstra İstanbul yapacağım falan gibi bir şey olamıyor yani. O zaman paket dışına çıkmış oluyorsunuz. Bir de biliyorsunuz ki bizim bir araba garajımız var. İlhan bu araba garajını böyle bir haftadan fazla kapatmaya çok karşı. Ben hep diyorum ama 2-3 hafta kapat ne olacak falan diye, ama yok müşteri kaybederim diye çok böyle tutumlu yani. Çok böyle kararlı, bir haftadan fazla kapatmak istemiyor. Tatilden sonra bir hafta daha yapıştırıp İstanbul'a gitmek, zaten İlhan bunu hayatta kabul etmezdi. İlhan dedi, biz zaten bunları hep oturup konuşmuştuk ta yılbaşında yani. Yılbaşında konuştuk bu sene tatilde ne yapacağız gibi diye. O yüzden de sonbahar tatilinde bir hafta boyunca annemlere gideceğiz. Yani İstanbul'a gideceğiz, İstanbul'da kalacağız, annemlerde kalacağız. Bilmiyorum sizin aile ilişkileriniz nasıl? Sizin aile bağlarınız nasıl? Her insan için bu çok farklı olabilir. Ama bizim ailemizde ne benim tarafımdan ne İlhan'ın tarafından bizim bu yaptığımız düzen asla sorun olmadı. Asla yani kötü konuşulmadı, kötü bakılmadı. Benim annem zaten melek gibidir. O yüzden hani ya bilmiyorum bu neden bu kadar büyütüldü. Onu da anlamıyorum. Tabii ki dediğim gibi her insanın görüşleri farklı bu konu hakkında. Ama bizim için bir sorun değil. Biz tatilimizi yaptık, çocukları da sevindirdik. Şimdi bir ay sonra annemlere gideceğiz. Bizim bu kararımızı doğru bulabilirsiniz, yanlış bulabilirsiniz. Ama hani bizim kararımız sonuçta ve biz böyle yapmayı seçiyoruz. Yani bizim düzenimiz böyle. Bizim önceliğimiz her zaman çocukların düzeni, çocukların mutluluğu. Bu arada valizimizden hala haber yok. Artık 2 hafta oldu. Polisten de hiçbir haber yok. Haber bekliyoruz işte. Bu benim eski bilgisayarım. Bunu Melis'e vermiştim işte ben geçen sene yenisini aldığımda. Bu yani birkaç vlogu bundan montajladım. O kadar deli etti ki beni. Sürekli hafıza sorunu veriyor. O kadar uğraştım ki. Yani tamına yetiştirdim gerçekten. Yenisini aldık dün. Gitti aldık. Çünkü yani bir vlog daha bundan montajlayamam gerçekten. Almışken çocuklarınkini de alalım dedik. Çocukların da işte tabletlerini aldık. Melis'i bir tane pembe aldı. Kendisi seçti. Pembesini seçti. Mert de siyahını seçti. Kendime yeni bir MacBook Pro aldım. Hafıza problemi beni deli ettiği için 1 terabaytlık olanı aldım. Saçma gelecek belki. Ama ben kaybolan MacBook'umu çok seviyordum. Çünkü onun üzerinde böyle bir led ekranım vardı. Karanlık olduğunda böyle orası ışık veriyordu. Yenisinde yok. Bu yeni modellerin bu klavye bölümü böyle bu şekilde. Benimkinin işte bir önceki modelin şurada ışıklı bir ekranı vardı. Çok güzeldi. Niye kaldırmışlar anlayamadım yani. Çok da güzel duruyor. Şık duruyordu. Şu an iCloud'u ayarlıyor. Benim montaj yaptığım program bu işte. iMovie ile montaj yapıyorum ben. Onda da öyle. Yetiyor bana yani. Bak. Bakalım değişmiş mi yenisinde? Aynıdır, aynısı. Hı, aynısı. Bunu da güzel bir kılıf alayım ben. Diğerinin vardı yoksa hemen çizilir. Bunun hiç kılıf kullanmadım. Bayağı çizilmiş. Sadece bir sticker yapıştırmıştım. Bu sticker de çok hoşuma gidiyor ama. Şöyle bir fotoğraf makinesi şeklinde. Böyle bir şey aldığınızda kutuları saklıyor musunuz yoksa atıyor musunuz? Yani ben atanlardanım. Ben direkt çöpe atarım mesela şimdi. Ama o zaman İlhan kızar bana, biliyorum niye hemen attın diye. İlhan saklayanlardan. İlhan yani ta 2 sene bile saklayabilir. Hatta bizim çatıda bazı kutularımız var böyle. Pahalı elektronik eşyaların kutuları hala daha duruyor. Ne olur ne olmaz diye. Ama garanti için fatura yetiyor. Kutuya gerek yok. O yüzden ben hani direkt atanlardanım. O yüzden merak ettim. Siz ne yapıyorsunuz? Atıyor musunuz? Yoksa İlhan gibi saklıyor musunuz sizce? Ne var orada? Hangisi? Gel göster. Oy, hangisi? Hangisi göster? Hangisini istiyorsun? Ha? Oo, ne istiyorsun? Gözüne tutma ama aşkım ya. Ha, yere tut. Böyle tut. Aferin, buraya tut. Hoşça aferin. Tut, yere tut. Pantolonu çıkarmıştım. O da sıcak çünkü. Bittiğinde bunun pili yok. Bunu böyle şey atıyorsunuz. Evet. Pilsiz kamp için almıştık Melis'e. Melis kampa gidiyor bu arada haftaya. Şimdi kampına gidiyor yine. 2 gece yok. Geçen sene de gitmişti. Gidiyoruz. Oysa yakında konuşacaksın, yerim seni. Düt düt demeyi biliyor. Düt düt diyor. Diyor. Az önce gidiyoruz. Yemek falan yaptım, yemedi. O yüzden yanımda götürüyorum, belki İlhan'ın yanında yer. Benim biraz sonra çocukların öğretmenleriyle görüşmem var. İlk önce Melis'in öğretmenleriyle 15 dakika görüşmem var. Ondan sonra Mert'in öğretmenleriyle. Ama hemen de değil yani, okul çıkış saatinin şöyle bir 20 dakika sonrası. O yüzden yani toplamda yine 1 saat falan sürer. Mete'yi de o yüzden İlhan'ın yanında bırakacağım. Hani okulda 1 saat onunla oyalanmak şimdi onun için sıkıcı olur, benim için zor olur. Öğretmenleriyle zaten doğru düz konuşamam. Oturmaz çünkü peşinden koşturmak gerekiyor. O yüzden İlhan bakacak azıcık. Ondan sonra alıp tekrardan eve gideceğim. Bu arada okul demişken bunu da anlatmadım ben. Ama Mete yakında kreşe başlıyor. Onu ben tam Mayıs'ta yazdırmıştım ama o zamanlar yer yoktu. Bekleme listesini almışlardı. İşte birkaç hafta sonra yer açılıyor ve Mete kreşe başlayacak. Melis ve Mert'i hiç kreşe göndermedim. Hep ben evde ilgilendim onlarla. Ama Mete'yi böyle haftada bir kere kreşe göndermek istiyorum. Hem sosyalleşmesi için, hem işte arkadaşlarla işte oynamak, okul düzenine böyle yavaş yavaş alışmak. Zaten vloglara görüyorsunuz, Mete full enerji bir çocuk. Hoşuna gider diye düşündüm. Önümüzdeki Perşembe günü ayın 15'inde görüşmem var orada sahibiyle. Kreşin turunu verecek, daha böyle detaylı konuşacağız. O görüşmeden sonra sizlerle de daha detaylı paylaşabileceğim. Neler yapacaklar, işte yemesi, içmesi, uyumasını nasıl ayarlayacaklar falan. Onu işte Perşembe günü hepsini detaylı öğreneceğim. Ama ben zaten orayı biliyorum. Dilara gitti oraya. Benim erkek kardeşimin çok iyi tecrübeleri var. Bir de benim fitness trainerim, belki hatırlıyorsunuzdur, ara sırada vloglarda çıkıyor. Orada part time öğretmen olarak çalışıyor. Dilara çok seviyor orayı. Hala da benim okulum orası, benim okulum orası diye öyle hitap ediyor oraya. Hani o yönden rahatlıkla yazdırabildim, anlatabildiysem. Yoksa ben her zaman birazcık şeyim, hani biraz hani ne bileyim, korkularım falan oluyor her zaman. Erkek kardeşimin çok iyi tecrübeleri olduğu için, Dilara'da çok güzel hikayeleri olduğu için, bir de o kadını tanıdığım için, işte öğretmenlerden birisini işte yakından tanıdığım için, ya bakalım Perşembe günü bir gelsin, bir görüşmeye gideyim, ondan sonra daha detayları sizlerle paylaşacağım. Ona göre zaten karar vereceğiz. Ama ya büyük ihtimalle başlayacak yani. Kim var orada? Baba var orada. Efendim, ben buradayım. Sana da anne diyor. Mert ikimizi de baba diyordu. Mete ikimizi de anne diyor. Dur dur, düşeceğim aşkım, yavaş. Seni yerim ben. Yürüyüşüne bak. Bu su mu? Ya bak, içinde, o yüzden sordum. İçinde şıp şıp yapacak diye sordum. Tam senlik burası. Ne? Tam senlik değil. Gel. Ay çok dikkat et ama vallahi kafasına bir şey düşmesin. Bana da bak ya. Koşma. Anne bay bay yap. Bay bay. Ne gidiyor mu? Ağzını yerim. Bye bye. Oyun mu buldun kendini? Çekme oğlum öyle, kıracan. Bulamadım bir şey. Senin canın sıkılmaya başlar birazdan. O aralara girme, gel. Ne yapıyor şimdi? Nereye gideceğiz? Hadi salla elini hadi. Ellere bak. Sıkıldın mı? İnelim mi? Hadi inelim. Armut. Yoruldum. Bir o araba, bir bu araba. İn çık, in çık. Boş da bırakamıyorum. Yoruldum vallahi, peşinde koşamış. Yine ne aklına geldi? Tabii ki arabaya. Biz eve geldik. Melis, Mert film açtılar. Onlara mısır patlattım. Biz üçümüz bugün yeşil giymişiz. Yeşilin 3 tonu. Görüşmeler de çok iyi geçti. Çok şükür. Maşallah diyeyim yani. İnşallah bu şekilde devam ederler. Mete de babasıyla biraz vakit geçirdi. O da onun için de bir değişiklik oldu. Bunu Türkiye'den almıştım, işte Antalya'dan aldım. Mall of Antalya'nın Elsie ve Kiki'sinden. Acele acele o gün almıştık. Güzel oldu. Bu arada bu önümüzdeki hafta sonu bu oturma odasını komple değiştirmek istiyorum İlhan'la birlikte. Televizyonu şuraya alalım. Şu koltuğu oraya alalım. O tarafı bu tarafa getirelim. Çünkü zaten artık işte yani kış geliyor. Artık bahçeyle öyle pek işimiz yok. Ön tarafta oturalım diyorum. Bu tarafta oturalım işte. Ya valiz maliz görmek istemiyorum ben ya. Yok ya yani çıkıyorum, gösterme bana. Bundan sonra hava durumu hep yağmurlu, 16 derece gösteriyor. Yani gerçekten sonbahara geçiş yapıyoruz biz. Saçların uzamış Mertçe senin yine. Blonde hair. Ya. Bir de onu yaparken böyle fuzili eşyalardan da kurtulalım diyorum. Ki etrafa bakıyorum da öyle çok fuzili eşya yok. Yani bu evde 3 çocuk var. 3 ayrı yaş grubu. Biri erkek, biri kız. Hepsinin de farklı şeyleri var. Oyuncakları, ilgi alanları var. Hatırlıyor musunuz? Çok kısa bir süre Mete doğmadan önce evim ne kadar düzenli. Şurada bir masam falan vardı. Bu dönem de geçecek. Mete de büyüyecek. Tekrar işte düzene girecek her şey yani, biliyorum. Şimdilik yani çocukların ıvır zıvır her yerde işte. Öyle ama işte bir şey yaparım diyorum. En azından işte o fazlalık eşyaları boşaltırız diyorum. Oyuncakları falan elden geçiririm. Şu dolabı kaldırasım var. Da içindekileri ne yapacağım bilmiyorum. Gel sen de gel gel gel. Oy gel. Yerim seni ben, çirkin şey. Çirkin. Bak kendini zorla yer yaptı ya. Hepsini ite ite. Kendine yer yaptı. Bazen çok tuhaf birisi. Bazen bakıyorum diyorum bunlar benim çocuklarım diyorum kendi kendime. Hey, ik ben morgen jarig hè? Ja. Sen umurumda değil. Okey. Sizin yaş günü olduğunda hani bir sürü şey yapıyor. Grote feestje yapıyoruz değil mi? Wow Mete. Yerim seni öyle öyle. Çok güzel. Peki? Ne? Efendim? Çocukların hepsi yattılar, uyudular. Vlogu kapatmadan önce H&M'den Mete için aldık. Mert için de birkaç bir şey aldım ama genelde Mete için yaptığım alışverişi göstermek istiyorum. Çünkü dediğim gibi sonbahar geldi, artık havalar serinledi burada ve Mete'nin öyle giyecek kıyafetleri yok. Geçen kıştan kalma, çok, tabii ki çok küçük geliyor ona. Şunu şöyle düzelteyim. İlk başta mont aldım. Şöyle ya aslında birisini geri vereceğim. 2 tane aldım, birisini geri vereceğim ama ikisini de beğeniyorum, karar veremedim. Bir tanesi böyle çok kalın, şöyle içi tamamen böyle yünlü, rengi de çok hoş, böyle bir kahverengi, şöyle kapüşonu da var ama kapüşonu çıkartabiliyorsunuz. Bu da böyle pofuduk bir mont, bu da yeşil rengi, yeşil de çok yakıştırıyorum ona. Ben karar vermedim. Bunun da kapüşonu çıkıyor. Şöyle pofuduk, 2 ton yeşil tonunda böyle bir mont. Şöyle. Daha karar veremedim hangisi kalsın diye. Mert için de 3 tane kot aldım. Bir tane siyah koyu mavi, açık mavi kotlar aldım. Çünkü kotları artık ona olmuyor. Boyu uzadı. Siyah çok dar da sevmiyor, öyle slim fit sevmiyor. Birazcık böyle bol olacak. O yüzden normal kesimli aldım. Öyle tight gibi kotları sevmiyor Mert. Mert rahatına bayağı bir düşkün. O yüzden şöyle düz paçalı güzelmiş. Aldım. Yarın bir bakar, dener, ona göre olmayanlar geri gider ama hani aldıklarım, seçtiklerim bunlar işte. Bu da bunun lastik, arkası lastikmiş. Olur ya, genelde aldıklarımı seviyor. Onlar Mert bana yarın dener. Kendime şöyle çok kalın bir tane kazak aldım. Kazak çok hoşuma gitti. Öyle gördüğümde karşıma çıktı. Zaten H&M web sitesine girdiğimde ilk bu kazak çıkmıştı önüme. Çok hoşuma gitti. Çok kalın ama tam böyle kışlık, yani bu havalarda giyilmez. Kışlık bir kazak. Şöyle siyahlı, beyazlı, kareli. Kısa ama bayağı bol, böyle şey bir model. Bir kazak. Bunu kendime aldım. Gerisi hepsi Mete'nin. Hepsini de böyle kahverengi almışım. Altlı üstlü, dinozorlu bir eşofman takımı ama yumuşacık ve çok kalın da değil. Öyle içi yünlü olandan değil. Bunun içi böyle şey, pamuk. Böyle tam, yani bu havalarda giyilir aslında. Bu altı, bu da üstü. Şöyle bir tane yeşil eşofman, bir tane de şöyle açık. Aslında bu ve bu böyle bir paketti. Yani bir setti böyle. Bu böyle beraber. Bu altı böyle yine böyle pamuklu eşofman. İki renkli. Bir de bu üstü böyle iki renkli. Sonra yok, bu değildi ya. Yanlış söylüyorum. Bu herhalde buydu. Çünkü burada siyah var, böyle siyahtı. Bu takımdı bu. Bu bir takım. Yanlış söylüyorum ya. Bu bir takım. Bunlar bir setti. Siyah ile birlikte. Bir tane böyle üst, şöyle çizgili, yumuşacık ama gerçekten çok yumuşacık bir kumaştan. Bir tane açık krem. Bir tane biraz daha böyle orta krem mi diyeyim buna şöyle. Şöyle bir renk. Bir de iki tane tight. Onlarla birlikte giyebilecek. Bunlar zaten evde var ama küçük geliyor. 98 aldım, yani 2-3 yaş aldım bunları. Bayağı büyük geliyorlar, yani paçaların hepsini, elleri kolu hepsini kıvırmam gerek ama olsun yani. Çabuk büyüyorlar zaten. Kararsız kaldım. Sizce hangisi daha güzel? Kahverengisi mi, yeşili mi? Hiç şey yapamadım, gerçekten seçemedim. Birisi spor, birisi klasik, yani öyle diyeyim. Bilemedim. Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.